Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, büyükbaş hayvanlarında görülen çiçek hastalığını anlattı. Hayvanlarda görülen bu hastalık çeşidinin bulaşıcı olduğuna değinen Uçmaklıoğlu, sinekler vasıtasıyla bu hastalığın yayıldığını açıkladı. Aydın ilinde de sıkça rastlanılan bu hastalığa, bakanlığın da önlem aldığını söyleyen Uçmaklıoğlu, direnci zayıf olan hayvanların öldüğünü ifade etti. Aydın İli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu'na büyükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığını soracağız. Evet. Nedir bu hastalık ve ne zamanlarda ortaya çıkıyor? Bu çiçek hastalığı son görülen hastalıklarımızdan viral bir hastalık. Genelde bu sokucu ve bulaşıcı sinekler vasıtasıyla yayılıyor. Bu sineklerin bir hayvandan diğerine sokmasıyla bu virüsü de taşımış oluyorlar. İlimizde de artık maalesef yaygın olarak görünmeye başladı ki bakanlık zaten daha önce önlemini alıp aşılamaları başlamıştı. Fakat aşılamaları başlamasına rağmen merkez Efeler ilçemiz dahil olmak üzere birçok ilçemizde maalesef bu hastalığı gördük. Peki hangi aylarda daha sık görülüyor? Öyle bir ayı var mıdır, dönemi var Herhangi mıdır? bir ayı yok. Yani yıl içinde bu hastalık viral olduğu için kendini gösteriyor. Ki bugünlerde bayağı yaygın çiçek enfeksiyonları şeklinde görülüyor. Sanki hayvanlarda alerjik reaksiyonlar olmuş gibi vücudun fiske fiske kabarmasıyla işte ağız ve arka bölgede göz bölgesinde şişmelerle ortaya çıkıyor. Ateş yükseliyor. Ağızda salivasyon yani salya görünüyor. Yani çiçek hastalığının bütün semptomlarını gösteriyor. Viral hastalık olduğu için immün sisteme bağlı bir hastalık. Yani hayvanın direnci yüksekse bunu kendiliğinden yeniyor. Fakat direnci düşük olan hayvanlarımızın maalesef öldüğünü, yani yeme içmeden kesilmesinden, direncin düşmesinden dolayı sekonder enfeksiyonlara yakalanarak hayvanların öldüğünü görüyoruz. Bakanlık bu konuda en son bu hastalıkla ilgili bir uygulama başlatmıştı. İhbar mecbur bir hastalık ve tazminatlı bir hastalık. Bu hastalıktan hayvanları ölenlerin hayvanlarının değeri oluşturulan kıymet takdir komisyonları tarafından belirleniyor ve devlet kendilerine bu ödemeyi yapıyor. Mağdur edilmiyor yani üreticimiz. Peki öncesinde önlem alınabilir mi? Bu hastalığın önüne geçilebilir mi? Hastalığın herhangi bir önlem şekli yok. Fakat sadece aşı. Aşıyı yaptırmaları gerekiyor ki o da %100 değil ama en azından hastalığın daha hafif seyretmesi açısından etkili oluyor. Dediğim gibi aşı yaptırmalarını öneririm ki bakanlık zaten bu programı aldı. Yıl içinde çiçek aşısı artık büyükbaş hayvanlarda yapılmaya başlandı.